Yaklaşın. Anlatacak çok şeyiniz var. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış olsun. 24 saat yaşayan cıvıl cıvıl rengarenk bir kent. Sarayları, çarşıları, camileriyle baş döndüren, tarihi eserleri, tarihe tanıklığı ve Boğaziçi ile bir nefes alma noktası. O dünyanın en değerli mücevheri. O İstanbul. Rotamızı Edirne'ye çevirelim. Mimar Sinan'ın, bir büyük ustanın sanat şaheserinin göğe doğru yükseldiği Edirne, Türkiye'nin batıya açılan kapısı. Girin bu büyük kapıdan, girin ve bir ülkeyi adım adım gezin. Ne çok şey öğrenecek, ne güzellikler göreceksiniz. Karadeniz'in kıyısında Kara Elmas'ın memleketi. Eskişehir'e yolunuz düşerse odun pazarı evlerini görmeden dönmeyin. Ve tabii bir lüle taşı ustasının hayat verdiği bu güzel objelere dokunun. Türkiye'nin yeşil kenti, Uludağ ile bir kış turizmi cenneti. Koza'dan İpek'e uzanan, İpek'ten halıya ilmek olan İpek böceğinin hikayesi. Ve halı deyince elbette hareke. Binlerce ilmekle dokunan bir sanat şaheserine kim paha biçebilir? Hızla akar gider yaşam bu diyarda. Truva'ya girelim mi birlikte?
adım adım ilerleyelim. Ege Suları, Efes, Hierapolis, Pamukkale, bir masal gibi değil mi? Ya bu tarihi yapılar? Sizi de alıp geçmişe götürmüyor mu? Özenle işlenmiş taş, medeniyetlere yurt olmuş. Şimdilerde ise gezip görenlere o tarihsel şöleni sunuyor. Bu coğrafyada aynı anda yeşille mavinin raksını izleyin. Havasını ciğerlerinize kadar doldurun. Güneşin doğuşu dünyanın hangi noktasında bu kadar güzeldir ki? Kralın gücünün simgesidir bu heykeller. Safranbolu ise safranın memleketidir. Hani şu gramı altından pahalı olan bitkinin. Safranbolu evlerini yakından görün bir de.
Kurtuşaş, Türkiye'nin büyük medeniyetlere ev sahipliğinin en görkemli yapılarını sunar. Güzel Atlar Ülkesi. Daha önce görmediyseniz görün deriz. Medeniyetlerin izlerini yakalarsınız. Bazen sözün bittiği yerler vardır. İşte onlardan biri daha. Sıcak insanların
büyük kucaklaşmaların, nice medeniyetlerin var olduğu, tarihin size fısıldadığı, görkemli yapıların sizi sarıp sarmaladığı bir diyar burası. Diyarı. Can atacak, suyun sesini iliklerinize kadar duyacak, havasını koklamaktan, toprağında yalın ayak dolaşmaktan keyif alacaksınız. Gönülden bu davet, Türkiye'den, dünyanın en güzel diyarlarından birinden. Oh.